Romantik tarzdaki eserleriyle tanınan Alman sanatçı Caspar Friedrich David'in bir tablosuna bakmaktayız. Tablonun ismi Alacakaranlık'ta Yürüyüş. Bu eser 1830-1835 arasına tarihleniyor. Friedrich'in son dönem eserlerinden biri. Ve oldukça küçük bir resim, sanırım 40'a 45 santimetre. Resme baktığımızda Friedrich'in alışılagelmiş tarzını hemen fark ediyoruz. Yalnız bir figür var. Ortalık alacakaranlık. Eski bir taş anıt görüyoruz. Mezar taşı gibi. Yalnız erkek figürü ise mezarın yanında duruyor ve bu mezara bakıyor. Sanırım insanoğlunun faniliği, hayatın anlamı ve ölümden sonra neler olduğu üzerine düşünüyor. İnsan ömrünü aşan pek çok şey var. Belki de bu yalnız adam kendi ölümü üzerine düşünüyordur. Müze yetkilileri resimdeki bu adamın sanatçının kendi olabileceğini düşünüyorlar. Mezar taşı yaklaşık 4000 yıl öncesinden kalma. Böyle bir zaman dilimini düşündüğünüzde ölüm farklı bir anlama bürünüyor olmalı. Bu resimde sanırım kış mevsimindeyiz. Ağaçların dalları çıplak, yapraksız. En azından öndeki ağaçlar. Doğanın yeniden canlanması hissi de yansıtılmış. Arkada gökyüzünü görüyoruz. Oldukça güzel bir manzara, yeşil tonlarda. Loş, sakin, düşüncelere dalınacak kadar dingin bir ortam görüyoruz. Dini resimlerin modern bir yorumu diye de düşünebiliriz. Erkek figürü alacakaranlıkta, sükunet içindeki bir ortamda bulunuyor. Doğanın içinde bir başına, ölümü ve hayatı düşünüyor. Sanırım sanatçı burada ölüme ilişkin bir metafor yaratmış. Sanatçının eserlerinde hep sükunet duygusu hakim. Ulvi düşüncelere dalmış figürler var. Tefekküre dalmış gibi. Bu eserler kalabalık ve gürültülü müzelerde değil de dini mekanlarda sergilenmek üzere yapılmış gibi. Resmin kompozisyonuna baktığımızda doğanın ortasındaki bu yalnız erkek figürünü görüyoruz. Önünde bulunduğu kaya parçası ile kıyaslandığında küçücük gözüküyor. Burada büyüyen ağaçlar var. Kayalıklardan büyümüş gibi. Gökyüzünde ayı görüyoruz. Hava karardıkça belirginleşen yıldızlar var. Son derece sakin, huzur içinde bir ortamda bulunuyoruz. Sanatçıların ilahi olanı temsil etmek için yeni bir dil yaratmaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Romantik tarzda derken bu kelimeyi günlük dildeki anlamıyla kullanmıyorum tabii. Burada bahsettiğimiz ilahi olana duyulan aşk.